Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yazıcıda kartuş hatası veriyor arkadaşlar. Yazıcımız kartuşu tanımıyor. Bunu nasıl çözeriz? Bunun çözümünü göstereceğim. Ondan önce size şunu bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yazıcımızı alıyoruz. Yazıcıda kolay kolay bir arıza çıkmıyor. Fakat iş kartuşlar bittiğinde, bu bitmeyen kartuş diye tabir edilen dolumu yapılan kartuşlar bittiğinde karşımıza yazıcı ile ilgili sıkıntılar çıkmaya başlıyor. İşte bu aşamadan sonra daha önceki videolarımda gösterdim sizlere arkadaşlar, izleyenler bilir. Boş kartuş uyarısı yapabiliyor. Bunun yanında kartuşu tanımıyor hatası verebiliyor. Bu sebeplerden dolayı da yazıcımız yazdırmıyor, çalışmıyor arkadaşlar. İşte boş kartuş uyarısında şurada görünen üçgen düğmesi var. Bu düğmeye elimizi yaklaşık bir 8-10 saniye basılı tuttuğumuzda boş kartuş hatası ortadan kalkıyor. Diğer videomda da yine kartuşu tanımama hatası çıkabiliyor. Tanımadığı zaman diğer videomda da o mevcut arkadaşlar. Fakat onu yapıp da yine de bunu çözemeyen arkadaşlar olduğunu biliyorum. Yorumlarda olsun. Duyuyorum arkadaşlar bunları. İşte bu üçüncü aşamada üçüncü çözümünü size göstereceğim. Eğer kartuşu tanımıyor hatasıyla karşılaşırsanız bu daha önce söylediklerimi yaptınız, çözüme ulaşamadınız. İşte bu üçüncü çözümde umarım çözüme ulaşacaksınız arkadaşlar. Tabii birçok nedeni olabiliyor. Başka sebepler de var, ufak tefek sebepler de var. Onları da ilerleyen aşamalarda onları da gösteririz. Onunla ilgili de video yaparız. Ama bu üçü önemli çözüm yollarından biri de şimdi yapacağımız arkadaşlar. Üç önemli çözüm var yani. Diğer ikisini yaptınız, olmadı. Bu üçüncü çözümde bu işi çözeceğiz arkadaşlar. Öncelikle yazıcımızı açtık. Şurada bir, şu anda bende yanmıyor, hata göstermiyor. Şurada bir şimşek şeklinde, şurada da lambası yanacak arkadaşlar. Yine bir sarı lamba yanıyor. Parmağımın ucunda şu anda yanmıyor bende, sizde yanacak. Kartuşunuzu doldurdunuz. Yapmanız gerekenleri yaptınız. Fakat bu ışık, yani bu şimşek şeklindeki bu sarı ışık hata ışığı arkadaşlar. Bu yandığı zaman yazıcınız kesinlikle yazdırmaz, işlem yapmaz arkadaşlar. Böyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz. Karşılaştığınızda yapmanız gereken çözümü sizlere söylüyorum. Eğer bu ışık yanıyorsa kartuşları doldurduktan sonra, burada kartuşlarımızın kapağı var, görüyorsunuz. Bu kartuşlarımızı, gördüğünüz gibi kartuşlarımız var burada arkadaşlar. Bu kartuşlarımızı çıkardık. Bu ikisini çıkardık. Doldurduk. Taktık. Kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Güzelce temiz bir şekilde uçlarını da temizleyelim. Temiz bir şekilde bunu takalım. Kapağını kapatalım arkadaşlar. Şimdi bu aşamada sizlere şunu söyleyeyim. Yazıcımızı kapatıyoruz. Yazıcımızı kapattık. Kapak da kapalı. Daha önce söylediğim gibi kapak kapalı. Yazıcımız kapalı. Hata verdikten sonra bunu yapıyoruz. Ve arka kısımda arkadaşlar şöyle gösterelim. Şurada bilgisayar girişi kablosu var arkadaşlar. Bunu çıkarıyoruz. Bu bilgisayara giden kablomuz. Bunu çıkarıyoruz. Ve burada da elektrik kablosu var arkadaşlar. Bu elektrik kablomuzu da yerinden çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz. Ve şu anda tekrarlıyorum arkadaşlar. Yazıcımız kapalı. Kapağımız kapalı. Kartuşlarımız dolu bir şekilde içinde bulunuyor. Bilgisayar fişini çektik. Elektrik fişini çektik. Bu arada bilgisayarımız da kapalı oluyor. Ve tekrar alıyoruz bu bilgisayar fişimizi, yerine takıyoruz. Elektrik kablomuzu alıyoruz. Yerine
takıyoruz arkadaşlar. Bunları taktıktan sonra yazıcımızın açma kapama tuşuna basarak yazıcımızı çalıştırıyoruz. Biraz bekliyoruz. Ve yazıcımız burada bir de B ve C ışıkları var. Daha önceki videomda da söyledim. Bunlar her dolumdan sonra bu ışıklar yanar. Söndürebilirsiniz ama tekrar yanar. Bu da aklınızda bulunsun. Herhangi bir sıkıntı değil. Ama bu işlemi yaptıktan sonra şurada belirttiğim şimşek şeklindeki yine sarı ışık var şu bölgede. Bu ışık sönecektir arkadaşlar. Ve yazıcımız normal olarak çalıştırmaya başlayacak arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapın. Düzelme olasılığı gerçekten çok kuvvetli. Ben bunu denedim. Diğer işlemlerde, diğer videodaki işlemleri yaparak düzelmezse, eğer kartuşu doldurduğunuzda bu hata ışığı yanarsa, kesinlikle arkadaşlar bunu yapın. Böylelikle yazıcımız normal olarak çalışmış oluyor. Şimdi buradaki mantık şu arkadaşlar. Yazıcı eğer elektriğe bağlı olursa, açık olursa veya kapalı olsun fark etmiyor. Kapalı bile olsa bu düğme, şu kablolar takılı olduğunda, eğer bu burayı açıp kapağını açıp kartuşlarımızı doldurup geri taktığımızda bu kablolar takılı olduğunda bunu yazıcı algılıyor arkadaşlar. Algılıyor. Böylelikle algılayınca da yeni takıldığını fark ediyor. Sistem bu şekilde ayarlanmış ve yazdırmıyor arkadaşlar. İşte bu şekilde aralarındaki yani irtibatı kesiyoruz. Tamamen etkisiz hale getiriyoruz yazıcımızı. Kabloları çıkararak algılama işlemine son veriyoruz. Bundan dolayı da kartuşlarımızı takıp kapağı kapatıp bunlardan da kablolardan ayrı olduktan sonra geri taktığımızda algılıyor ama kartuşlarımız içinde olduğu için artık bu sistem devre dışı kalmış oluyor. Arkadaşlar bu işlemi yapın. Sonucunu alacağınıza inanıyorum. Yorumlarda da yazarsınız. Umarım bu videom sizlere faydalı oldu. Bundan sonra da yine yazıcıyla ilgili sorunlarla ilgili video çekeriz. Sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Süper teşekkür özelliği var YouTube'un. Bunu yapın arkadaşlar. Bizlere destek olun ki sizlere daha güzel videolar hazırlayalım. Beğenmeyi unutmayın. Diğer faydalı güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalımız olan Bilgi ve Eğlence Zamanında kalın arkadaşlar.